99 yıllarında Akses dergisini Türkiye'de şey yapan, abonesi olan tek kişi bendim. Benden başka Akses dergisini alan yoktu. Bu da Alarko'da tanıştığım Crane dergisinin sayesinde Akses'i öğrenmiştim. Ve benden başka da üyesi yoktu. Ve bu abonelik paraylaydı ve adresimize gelirdi. Yani Akses dergisi çok yeni bir konuydu. Yine sanırım 2002 yılında veyahut da 2001 yılında ilk defa APX fuarına Maastricht'e gittiğimde benim dışımda bir kişi daha vardı visitor olarak, ziyaretçi olarak. Bir ben, bir de bir başka bir Türk arkadaş vardı. Bilal Acar, Türk meslektaşlarım onu iyi tanır. İki kişiydik. 2005 yılında yine APEX fuarında üç kişiydik. Ben ve benim ortağım Kemal İçer, bir de Acarlar Makinanın genel müdürü Serkan Acar vardı. Galiba dördüncü kişi yoktu. Bugün ise durum oldukça ümit verici. Örneğin Münih'teki Bauma Fuarı. Bu fuarda birçok Türk firması katılımcı olarak yer aldı. Türk basın mensupları, sektörümüzden dernekler katıldı. Ve yüzlerce de Türk tarafından ziyaret edildi. Hatta Akses'le ilgili bazı ekipmanların siparişleri verildi. Daha başka bir konu, IPAF aktif olarak Türkiye'de çalışmaya başladı. Bu da önemli bir konu. Bugün de sektörümüzle ilgili Avrupa'nın önemli sektör temsilcilerinin yer aldığı bu konferans İstanbul'da düzenleniyor. Evet, bunlar güzel gelişmeler. Tabii bu 15-20 yıllık bir zaman aldı. Acaba uzun mudur, kısa mıdır? Onu sizin takdirlerinize bırakıyorum. Konuşmamın yine başlangıcında iki noktayı dikkatlerinize sunmak istiyorum. Türkiye'de kiralama sektörünün durumu kısaca şudur. Bardak ne dolu ne de boştur. Bu birincisi. Ben galiba bardağın boş tarafını anlatacağım. Diğer Türk meslektaşlarım bardağın